Merhabalar. Adil yargılama ihlalini mülakatlarda nasıl anlatabiliriz? Değerli dostlar, ben hukukçu olmadığımdan dolayı teknik terimlerde yanılıyorsam kusura bakmayınız. Benim buradaki anlatmak istediğim olay, mülakatlarda bu adil yargılama olayını size bakan yönünü nasıl ifade edebilirsiniz şeklinde olacaktır. Mutlaka bu gibi konularda hukukçulara danışmakta her zaman fayda vardır. Şimdi adil yargılama Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde ifade edilmektedir. Ayrıca Türkiye Anayasası'nda da bulunmaktadır. Yani adil yargılama bir insana suç yüklendiğinde mahkemelerce tam tarafsız ve bağımsız bir şekilde kendisinin silahların eşitliği ilkesi çerçevesinde ifade etmesi gerekir. Bunun için hem savcılık makamının suçlamalarla ilgili ifadesinde hem de hakimin kullanacağı ifadelerde adil ve tarafsız olduğu mutlaka yansıtılması gerekir. İlk derece mahkemelere kadar bir kesin deliller şüphesiz bir şekilde ortaya çıkmadığı sürece kişinin masumiyet karinesi çerçevesinde bir kişi suç kesinlikle tespit edilip ispat edilinceye kadar suçsuzdur ilkesi çerçevesinde o kişi suçsuzdur. Dolayısıyla suçlama yapılmadan deliller, şahitler, suçlanan ve suçlayan taraflar bir araya gelerek adil bir şekilde yargılamanın tam bağımsız ve tam tarafsız mahkemelerce yapılması gerekir. Ve aleni şekilde, kamuya açık bir şekilde yargılamaların yapılması gerekir ki insanlar neyle suçlandığını daha önceden bilmesi gerekir ki kendisini savunmaya hazırlayabilmesi lazım. Savcılık makamının elinde olan bütün iddialar, suçlar aynı şekilde eksiksiz bir şekilde savunmada da bulunması lazım. Kişi neyle suçlandığını, hangi olaylardan dolayı suçlamalar bulunduğunu, iddia edilen suçlar, deliller nelerdir? Adamı mı öldürmüş? Kasten mi öldürmüş? Taksiratla mı öldürmüş? Farkında olmadan mı öldürmüş? Yani insanın bunu bilmesi lazım. Bir insan cezaevine atılacak, hapse atılacak, özgürlüğünden, hayatından olacak. Hangi gerekçelerle bunu bilmesi gerekiyor? Peki Türkiye'de neyi görüyoruz? 15 Temmuz 2016 olayından sonra bir soykırım görüyoruz. Adil yargılama yok. Hemen ilk başta medyayı ihlal ettiler. Sonra yargıyı yaklaşık ilk başta 2750 civarı, daha sonra 4000 küsur civarı hakim ve savcı görevden alarak yerine yeni yetme avukatları hakim savcı olarak atadılar. Tecrübesiz insanlar atadılar ve buradan adil yargılama bekliyoruz. Hatta kaç İsmail kaç duyduk. Gerek istihbaratten gerekse hükümetten birileri hakim ve savcılara mola arasında kulaklarına bir şeyler fısıldayarak farklı bir şekilde karar çıkmasını sağladılar. Bununla beraber insanlar dinlenmiyor. Hizmet hareketinden özellikle olan insanlara tamam biliyoruz diyorlar, sus gerek yok diyorlar. İtirafçı olacak mısın, epçi olacak mısın, etki pişmanlıktan yararlanacak mısın şeklinde baskı yapılıyor. Yani ilk başta burada zaten hakim ve savcılar tarafsızlığını bu tarz uygulamalar yaparak yitiriyor. İşte onun için sizlerin adil yargılama ilkesinin ihlal edildiğini anlatmanız lazım. Peki nasıl anlatacaksınız? Şöyle ifadeler kullanabilirsiniz. Hizmet hareketinden olduğumdan dolayı zaten bana karşı hakim ve savcılar tarafsızlığını yitirdiler. Direkt suçlayarak konuştular. İfade hakkımı ihlal ettiler. Kendimi yeterince ifade edemedim. Savcı 3-5 dakikada ifademi aldı. Hakim 3-5 dakikada ifademi aldı ve beni cezaevine gönderdi. Bu sebeple kendimi yeterince ifade edemedim. 2. İddianamem bana hapse atıldıktan 7-8 ay sonra, 3 ay sonra, 10 ay sonra verildi. Halbuki yargılamalarda makul süre çok önemli. Çok hızlı olmaz çünkü orada da tarafsızlık ve adil yargılama olmaz. Ne kadar çabuk incelediğinde hemen karar veriyorsun olur. Çok geç de olamaz. Yani 3 sene, 5 sene sonra insanlar iddianamelerine ulaşıyorlar. Neyle suçlandığını öğreniyorlar. Bu da uzun tutukluluk ve uzun yargılama sürecini beraberinde doğuruyor. Bu da adil yargılamanın önünü kesmekte. Çünkü ben seni içeri atayım, arkadan da kanunu getiririm şeklinde oluyor. İnsanlar neyle suçlandığını bilmiyor. Bunun için
savcının elinde olan delillerin tamamı eksiksiz bir şekilde yine avukatın ve savunmanın elinde de olması lazım ki kişi neye hazır olduğunu bilmesi lazım. Peki bunlar size oldu mu? Hayır, olmadı. Onun için bunu da mülakatlarda ifade etmenizi tavsiye ediyorum. Savunma hakkım ihlal edildi, adil yargılama olmadı, iddianame bana geç verildi, kanunsuz bir şekilde ceza verildi, toplantılar kamuya gizli yapıldı. Yargılamaların kamuya açık şekilde yapılmasını talep edebilirsiniz. Dolayısıyla bu talebiniz geri çevrilmiş olabilir. Eğer kamuya açık bir şekilde, aleni şekilde yapılsa neyle suçlandığınızı bilseniz millet galeyana gelecek. Bundan dolayı yani bir kişi bankada hesabı olduğu için, çocuklarını okula gönderdiği için, gazetelerine abone olduğundan dolayı ceza verilebilir mi? Burada eğer eşitlik ilkesi varsa hükümet ve yandaşları kendileri hem bu kurumların açılışında bulundu, hem kendileri bu kurumlara gitti, yönetim kurulunda oldu, üyeleri oldu, sohbet toplantılarına katıldılar, hem çocuklarını gönderdiler. Onlara bu yargılama uygulanmadı. Onlar gibi düşünmeyen, onlar gibi olmayan, onları desteklemeyen, onlara biat etmeyen sizlere ise adil yargılama olmadan onlar istediği için ceza verildi. İşte bundan dolayı adil yargılama ihlal edildi. Bu sebeple lütfen mülakatlarda hem ifade tutanaklarınızda hem iddianamelerdeki bilgi belgelerinizi de sunarak adil yargılamanın olmadığını, bunun ihlal edildiğini, iptal edildiğini anlatınız. Bununla ilgili gerekirse avukatlara danışınız. Maalesef Türkiye Anayasa Mahkemesi'nin başkanı da ifade etti. Yani %77.7 civarında adil yargılama ihlali var Türkiye'de. %77.7. 10 kişiden yaklaşık 8'i adil yargılama olmadan cezasını çekiyor. Tarafsızlık yok, bağımsızlık yok. Bir suç yükleniyor, o suçu kabullenilmesi isteniyor insanlara. Bu sebeple Türkiye eskiden, yani 15 Temmuz 2016'dan önce Dünya Hukuk Endeksinde 36. sıralardayken şimdi 116. sıralarda. Ne geçti? 15 Temmuz 2016 olayından sonra tasfiye ettiğiniz insanları yerine koyduğunuz insanlar Türkiye'ye ne getirdi? Cenneti mi getirdi? Adaleti mi getirdi? Hukuku mu getirdi? Yapılan tamamen hükümetin talepleri doğrultusunda bir soykırım hukukudur. Bunu adil yargılama olmadığı için bu yapılan hukuksuzlukları kınıyorum, kabul etmiyorum. Türkiye'nin bir gün hukuka geri döneceğini ümit etmek istiyorum. Çocuklarıma, gelecek nesillere adil bir Türkiye talep ediyorum. Evet, videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. İyi günler diliyorum efendim.